Keşke sabah namazında da böyle olsa. Efendim, İslam galip gelmedi. Efendim, Kudüs işgal altında. Efendim, Mekke'de Vahabiler İngiliz uşağı Kabe'yi, Medine'yi işgal etmişler. Efendim, şu oldu, bu efendim, İslam yükselmiyor. Efendim, tesettür bozuldu. Efendim, senin sabah namazına gelmemenden dolayı oluyor bunlar. Hocam, ne alakası var? İşte o sabah namazına seni getiremeyen imanının zayıflığından oluyor. Ama Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Sabah ve yatsı namazları ancak ve ancak münafıklara ağır gelir. Bizim de en boş cemaatlerimiz sabah namazında. Bir saf. Şu avluyu bile dolduramıyoruz yani. Osmanlı'da yeni mahalleye yeni bir cami yapılacağı sabah namazında karar verilirdi. Sabah namazında artık cami almıyorsa haydi yenisini yapalım yan tarafa, aşağı sokağa, sokağın başına derlerdi. Çok şükür gene de cumadan cumaya doldurabiliyoruz 10 dakika kala. 10 dakika kala. Ha diyeceksin hocam işten izin alamıyorum. Ben istiyorum ki bir devlet memuru olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir din adamı olarak en son kimliğimi söylüyorum. İstiyorum ki cuma günleri resmi tatilimiz olsun. İnsanlar rahat rahat camiye gelmek istesin. Ben bunu arzu ediyorum. Demokratik, özgür bir ülkede de fikrimi söylüyorum. Ki bu cami bir saat öncesinden dolsun. 1920'de 25'lere kadar cuma günleri resmi tatildi. Sonradan değiştirildi bunlar. Ben gönlümden geçen cuma günleri resmi tatil olması yahut da kişiyi serbest bırak son 3 gün için, isteyen istediği gün, biz imamlar öyleyiz. Biz şu gün izin kullanacağız diye dilekçe yazıyoruz. Dilekçemizi müftülüğe veriyoruz. O gün izin kullanıyoruz. Memurlar, işçiler dilekçe yazsınlar. Kardeşim ben pazar günü kullanmak istiyorum. Sen bilirsin. Ben cumartesi, ben cuma. Ya da böyle bir fikir geliyor benim aklıma. Cuma namazlarının ihyası için söylüyorum. Allah bizi onlardan nasip eylesin. Allah İslam'ı, ahkam-ı şer'iyeyi yücelsin bu topraklarda. Bu topraklar öyle fethedilip kuruldu çünkü.